Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda fırın temizliği yapacağım. Bildiğiniz gibi bayram yaklaşıyor. Bayramda böreğiydi, çöreğiydi, et ürünlerinin yağıydı, salçasıydı derken fırın iyice kirleniyor. Tabi bayramda misafir telaşı, akraba ziyaretleri. Böyle olunca da birçok arkadaşımızın temizliğe fazla zamanı olmuyor. Bayramdan sonra detaylı bir temizlik yaparım diye birçok arkadaşımız da yapamıyor haliyle. Öyle olunca da fırın içerisindeki yağlar, salçalar iyice kuruyor. Temizlemesi de daha da zorlaşıyor. Ben de sizlere kirlenmiş bir fırını en kolay nasıl temizleyebiliriz? Bununla ilgili bir video hazırladım. Şimdi arkadaşlar, fırın tepsisini ve ızgaralarını sadece süngerle yıkayım, tertemiz olsun istiyorsanız fırın tepsilerini ve ızgaraları çıkartıyorum. Şöyle çıkardıktan sonra şöyle büyük bir leğenin içerisine fırın tepsisini ve ızgaraları şöyle içerisine yerleştiriyoruz. Çünkü bunlar böyle iyice kirlendiği zaman telinen falan uğraştırıyor. Temizlemesi çok zor oluyor. Şimdiki göstereceğim yöntemiyle pırıl pırıl tertemiz olacak. Tepsi ve ızgaralar leğene koyduktan sonra şimdi size fırının içerisinde göstereyim. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu yan tarafları. Şöyle kenarlar falan, içerisi. Fan da gördüğünüz gibi oldukça sararmış, kirlenmiş ve yağdansı bir görünümü var. Şimdi fırın temizliğine başlamadan önce bir kettle su ısıtacağım. Altı açık. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Suyun ısınmasını beklerken ben de bunu balkona alacağım. Balkona aldıktan sonra üzerine şöyle bir paket lavabo açıcı gezdiriyorum. Çünkü buna benzer yağlar en güzel lavabo açıcı temizliyor. Su kaynamaya yöneldi. Şimdi altını kapatıyorum. Hazırladığınız sıcak suyu üzerine şöyle gezdiriyoruz. Gördüğünüz gibi hemen çıkardı. Hemen temizlendi. Şimdi bir tane daha ısıtacağım. Bir kettle su daha döküyorum üzerine. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl çıkardı. Şöyle suyun rengini görüyorsunuz. Sapsarı oldu. Su terin üzerine geçerse daha güzel temizlenir. Aklınızda olsun. Eğer bu ocak taşları ve ocak demirleri de kirli ise aynı suyun içerisinde temizleyebilirsiniz. Çünkü bunları bulaşık makinesine ne kadar da yıkasak istediğimiz gibi temizlenmiyor. Üzerindeki yapışkan yağlı lekeler çıkmıyor. Aklınızda olsun ama şu ocak gözlerini lavabo açıcıyla kesinlikle temizlemeyin. Simsiyah eder. Sadece ocak taşlarını ve ocak demirlerini. Bunun üzerine de bir kettle su daha döktüm. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl temizlendi. Ama dikkat edin, üzerinize sıçratmayın bu suyu. Şimdi bu temizlene dursun böyle. Biz de fırın temizliğimize başlayalım. Önce şu fan kısmını temizleyeceğim. Daha sonra fırının içerisini temizleyeceğim. Fan kısmını temizlerken mutlaka fırının fişini prizden çıkartıyoruz arkadaşlar. Ben fırının fişini prizden çıkardım. Şimdi şurayı sökeceğim. Önce o fanı temizleyeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi oldukça yağlanmış ve çok kirli bir şekilde.
Şimdi bu kısmı sökeceğim arkadaşlar. Şöyle gördünüz. Söktüm. Şimdi bunu güzelce temizleyeceğim. Orasını da güzelce temizleyeceğim. Kapağını söktükten sonra şöyle önce biraz ısıtacağım bunu. Biraz ısınmasını sağlayacağım. Her tarafın eşit bir şekilde ısınması için şöyle çevireceğim sağ sola. Yeterince ısındıktan sonra şöyle ocağın altını biraz kısacağım. Belki tekrar alabilirim buraya. Şimdi bu ısıttım kapağı. Şöyle lavaboya alıyorum. Daha sonra üzerine yağ sökücü püskürtüyorum. Üzerine püskürttüğüm yağ sökücü aktif köpük arkadaşlar. En iyi aktif köpük temizliyor. Çok güzel bir yağ sökücü. Şöyle gördüğünüz gibi hemen temizliyor. Çok etkili. Ben hep bu aktif köpüğü kullanırım. Buna benzer temizliklerde. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl çıkardı. Şöyle süngerle de üzerini şöyle ovalar gibi temizliyoruz. Hatta tekrar ısıtmamaya gerek kalmadı. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi ben bunu bir temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi nasıl kirlenmiş fırının kapağı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Fırın. Şimdi bunu tekrar yerine takacağım. Bir de arkadaşlar yerine takmadan önce şöyle içerisini, içe gelen kısmını iyice kuruluyoruz. Daha sonra şu fan kısmını temizleyeceğiz. Aynı şekilde aktif köpüğü sıkıyorum şöyle etrafına. Aktif köpüğü sıktıktan sonra tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Buranın temizliğini yaparken mutlaka fırının fişini prizden çıkartıyoruz. Şimdi bu fanı temizleyeceğim. Fanı da gördüğünüz gibi şöyle güzelce temizledim. Şimdi fanın kapağını tekrar takacağım yerine. Fanın kapağını da tekrar yerine taktım. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz oldu. Şimdi fırının fişini tekrar prize takacağım. Fişini tekrar taktım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kabın içerisine biraz bulaşık deterjanı şöyle, daha sonra bunun içerisine biraz da beyaz sirke ilave ediyoruz. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı şöyle gözünüz gibi fırının içerisine bırakıyoruz. Daha sonra fırının kapağını kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar önce biraz fırının içerisini ısıtacağız. Şöyle yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinin ısınmasını sağlayacağız fırının. Şimdi bu karışımı niye yaptık arkadaşlar? Fırının içi hem ısınacak, bundan oluşan buharda fırının içerisindeki lekeleri yumuşatacak, iyice daha kolay çıkmasını sağlayacak. Şimdi ağzını tekrar kapatalım. İçerisi yaklaşık 5-10 dakika ısınsın. İçerideki oluşan buhar da o lekelerin daha iyi sökülmesini sağlayacak. Fırının içi iyice ısındıktan sonra arkadaşlar, şimdi hiç kapatmadan fanı, şöyle aktif köpüğü, yağ sökücüyü
Şöyle sıkıyoruz, püskürtüyoruz her tarafa eşit bir şekilde. Fırının içerisini ısıtmamızın nedeni, şimdi ocakla tencereyi ısıtırık, yağ sökücüyü sıkarık, o yağlar nasıl çıkar? Aynı onun gibi düşünün arkadaşlar. Fırının içerisini bu yüzden ısıtıyoruz. O yağların daha kolay çıkmasını, fanın açık kalmasının nedeni de oluşan buharı çekiyor içerisini. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi buhar içerisine çekiyor. Size gelmiyor. Fanın da böyle bir faydası oluyor. Açık olduğu zaman gördüğünüz gibi içeriye doğru çekiyor. Şöyle cam da zaten ısındı. Şöyle her tarafını eşit bir şekilde püskürtüyoruz. Fan tarafına sıkmıyoruz çünkü orayı temizledim. Yağ sökücüyü sıktıktan sonra fırının kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika daha bekledikten sonra fırının içerisini temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5 dakika daha bekledikten sonra fırını kapatıyoruz. Şimdi temizliğimize başlıyoruz. Önce suyu içerisinden alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl çıkmış o yağlı lekeler. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl çıktı. Eğer fırını ısıtmadan yağ sökücüyü sıkarsak fazla bir etkisi olmuyor. Şimdi yağlı bir tencereyi ocakta nasıl ısıtırız? Üzerine yağ sökücüyü sıktığımız zaman o yağlar sökülüyor. Aynı onun gibi. Fırının içerisini ısıtın. Yağ sökücüyü sıkın. Kendiliğinden çıkıyor. Hiç uğraşmanıza gerek yok yani. Gördüğünüz gibi. Şöyle pırıl pırıl oluyor. Şimdi içerisini tellerseniz hep çizilir. Yazık, günah. Karşı tarafı zaten temizledim güzelce. Sadece bu yanları kaldı. Şimdi bu bezim kirlendiyice bezimi değiştireceğim. Şöyle bezi de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o yağlar, kirler nasıl çıktı, nasıl temizlendi. Şimdi tekrar yeni bir bezine sileceğim. Şöyle gördüğünüz gibi ışıl ışıl tertemiz oldu. Hiç tellemeye falan gerek yok. Tellerseniz hep çizilir. Şimdi ben içerisini bir güzelce temizleyeyim arkadaşlar. Bu bezim de kirlendi. Şimdi bezlerimi tekrar yıkayacağım. Bezlerimi yıkadım. Şimdi içerisini tekrar bir daha sileceğim. Evet arkadaşlar. İçerisini tekrar bir daha sildim. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu içerisi. Şöyle bezlerim de fazla kirlenmedi. İkinci sefer sildiğimde. Şimdi şu camını temizleyeceğim güzelce. Bezimi tekrar yıkadım. Şimdi camı sileceğim tekrar. Şöyle gördüğünüz gibi hemen temizleniyor. Cam da hala sıcak. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi bezlerimi tekrar durulayacağım. Camı bir daha sileceğim. Evet arkadaşlar, camı da tekrardan güzelce sildim. Şimdi fırının içerisini yağ sökücüyle temizlediğimiz için
İçerisini güzelce dezenfekte etmemiz lazım. Bunun için bir kabın içerisine, şöyle göstereyim. Bir kabın içerisine suyu dolduruyoruz. Suyu doldurduktan sonra şöyle içerisine yaklaşık bir çay bardağı kadar beyaz sirke ilave ediyoruz. Yıkadığımız bezleri bu sirkeli suyun içinde tekrar yıkayacağız arkadaşlar. Bezlerimizi sirkeli suyla iyice yıkadıktan sonra şimdi bu bezlerle fırının içerisini ve camını güzelce dezenfekte ediyoruz. İçerisinde yağ sökücü kalmayacak şekilde güzelce temizleyeceğiz içerisini. Evet değerli arkadaşlar, içerisinde tekrardan güzelce sildim. Şöyle gördüğünüz gibi bezlerinde fazla kirlenmedi. İçerisi çünkü pırıl pırıl tertemiz oldu şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar ışıl ışıl oldu camı falan. Şimdi fırın tepsisini ve ızgaraları da temizledikten sonra bunlar da gördüğünüz gibi iyice temizlenmiş. Şimdi bunları da içerisinden alacağım. Suyu da gördüğünüz gibi sapsarı simsiyah olmuş böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunları da sadece süngerle şöyle temizleyeceğim. Böyle gördüğünüz gibi hemen çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ben bunları da güzelce bir temizleyeyim. Şöyle teri de göstereyim ızgarayı. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük kalmış. Bunlar da süngerinden çıkar. Bunlar da iyice yumuşadı. Sadece süngerinden çıkar bunlar. Terlemeye hiç gerek yok. Bunları da şimdi güzelce ben bir temizleyeyim. Yerine takalım. Izgaraları da yıkadım. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl ışıl ışıl oldu. Bir tane bile yağ kalıntısı kalmadı. Fırının camı da içerisi aynı şekilde tertemiz oldu. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.